Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Biliyorum uzun zamandır video atamıyordum. Bunun tabii ki çok mantıklı sebepleri var. Gerek sağlık sorunları, gerek de okulla alakalı sorunlar, gerek de ne çekeceğimi bulamamam. Emin olun bu kamerayı elime almak çok zordu benim için. Çünkü böyle devamlı bir video atmayınca tekrar atmak zor oluyor. Umarım bir daha bu kadar ara vermeyiz. Tabii eskisi kadar yeni videolarımızı, yeni canlılarımızı sever misiniz bilmiyorum. Ama gördüğünüz gibi şu an kuşlar yok. Bu videoda size herhangi bir canlı tanıtımı yapmayacağım. Sadece neler çekeceğimiz hakkında bir fikir edinmenizi istiyorum. Gördüğünüz gibi zaten önceki videodan da Ginepik kafesimiz burada. Burada bir teraryumumuz var. Teraryumda ne olduğunu bilen arkadaşlar vardır illaki. Bilmeyenler için söyleyeyim. Susuz akvaryum gibi genelde bunun içinde sürüngen tarzı canlılar besleniyor. Böyle bakarsınız sanki size boşmuş gibi gelir. Sürüngenler çok hareketli canlılar olmadıkları için. Merak ediyorsunuz içindekini şu an biliyorum. İçinde arkadaşlar çok tatlı bir leopar gekomuz var. Kendisi adı Diablo. Ekim doğumlu bir erkek. Gerçekten uysal bir hayvan. Sadece yemek yemesinde falan bir sıkıntı var. Artık bunlarla alakalı videolar atacağım sizlere. Epey bir araştırma yaptım. Biliyorsunuz ben bir şeye başlarsam tamamen araştırmadan, her şeyini tamamlamadan video atmayı sevmiyorum. Biraz gecikme sebebim de o oldu açıkçası. Size bunun hakkında yeterli bilgi verebilmek için yeterli bir bilgiye sahip olmam gerekiyor. Şu an hani genel olarak her şeyini biliyorum arkadaşlar. Çünkü epeydir ben de hani yaklaşık Aralık ayından falan beri Aralık sonuna doğru aldım. Ben de bir herhangi bir sıkıntısı yok. Bakımı çok kolay. Kuştan sonra özellikle hani yem yemesi olsun, temizliği olsun falan çok kolay. Gelin şimdi bir elde size yakın bir göstereyim. Nedir, ne değildir. Arkadaşlar şu an Diablo'yu yakından görüyorsunuz. Demiş olduğum gibi kendisi bir leopar geko, yani gekoların yer türü olanı. Size şu an geko şöyle yer, şundan beslenir falan filan demeyeceğim. Bununla ilgili ayrı bir video gelecek zaten. Gördüğünüz gibi ısırması falan yok. Sadece ufak bir ürküyor. Daha çok küçük çünkü. Bu çok daha büyüyecek yani. Gülen kertenkele diye de geçiyor bazı yerlerde. Böyle atlama huyu var. Kesinlikle ısırma huyu yok. Yavaş yavaş kendini sevdiriyor bana arkadaşlar. O da tabii alışıyor bana. Böyle çok hayvan olmayınca daha az hayvanla bağ kurmak daha güzel bir şey tabii ki. Hani böyle açık söyleyeyim, çok kuş olunca hepsiyle özel bir bağ kuramıyordum. Sayılılarla bağ kurabiliyordum. Şimdi ama o konudaki sıkıntımızı attık. Şöyle Diablo size bir yüzünü dönsün. Şöyle bir görün. Yakından sizde nasıl bir şeymiş, neye benziyormuş. İğrenç gözüktüğünü biliyorum ama gerçekten hiçbir sıkıntısı yok. Yem şey olsun, çok bakımı gerçekten çok kolay. Hani zaten sürüngenler için başlangıçta önerilen türlerden biri. Eğer illa geko veya kertenkele tarzı bir şey beslemek istiyorsanız. Zaten bir crested geko var, bunun ağaç türü olanı. Bir de bu var, yer türü olan geko. Bu daha mantıklı geldi bana tabii. Ama neden ilerleyen zamanlarda bir crested gekomuz da olmasın. Onunla ilgili de bir video yapmayalım. Yani arkadaşlar Diablo hakkında sorularınız olursa sorabilirsiniz. Onunla ilgili de video çekmeyi düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Artık bu tarz videolar gelecek. Daha farklı hayvanlar hakkında bilgiler vereceğim. Bunun beslenmesini bilen arkadaşlar vardır illaki aranızda. Canlı yem üretmeniz gerekiyor. Ki ben canlı yem konusunda akvaryumdan dolayı çok tecrübeli biri olduğumu düşünüyorum yani. Bunun için de hamam böceği ve kurt üretmeniz gerekiyor. Moria kurdu olsun. Diğer un kurtları falan filan onları üretmeniz gerekiyor. Tek ufak sıkıntısı o ama benim için sıkıntı değil. Onlar da sonuçta ilginç canlılar. Onlarla ilgili de video çekeceğim. Sizlere bakımı, üretimi vesaire. Umarım yeni serimizi beğenirsiniz arkadaşlar. Diablo'yu beğendiyseniz like atarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olup destek de olabilirsiniz arkadaşlar. Böyle atlama huyu var demiştim size.
Ama bizim de reflekslerimiz çok hızlı. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.